Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan. Haftanın kapanışında Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlerle birlikteyiz. Teknolojinin en çok konuşulması gereken ama biraz gölgede kalmış taraflarını konuştunuz. Programımız bugün dolu dolu efendim. Bugün hemen hattımızda bir konumuz var. Hemen ondan başlayalım. Fonbulucu.com sitesinin kurucusu ve sisteminin kurucusu Hakan Yıldız'a merhaba diyelim. Merhabalar efendim. Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz de iyisiniz inşallah. Hakan Bey, öncelikle sizi ve Fonbulucu.com'u tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Serhat Bey, Türkiye'de girişim ekosisteminin finansa erişimdeki engellerini ortadan kaldırmak için yola çıkan bir girişim aslında Fonbulucu.com. İçerisinde fikir, projeden başlayan süreçte ödül ve bağış bazlı kitle fonlama platformu, paya dayalı kitle fonlama platformu, bir melek yatırım ağı ve bir girişim sermayesi bulunan bir topluluk aslında. Ben de yıllardır hem özel sektörde hem de kamuda çalıştıktan sonra 2016 yılında böyle bir girişim kararı verdim ve 4 yıldır, hatta 5. yılına da girdik, 5 yıldır hem girişimcileri finansla buluşturmak hem de yatırımcılara yeni ürünler sunmak için çalışıyoruz. Peki, şunu sormak istiyorum size, oradan başlayalım biraz. Yani Türkiye'de girişimlerin fonları bilmesi için devletin attığı bazı adımlar var değil mi? Oradan başlayalım efendim. Olur, tabii ki, tabii ki. Türkiye'de aslında baktığınız zaman isim olarak fon kaynakları çok fazla. Hepimizin bildiği KOSGEB, TÜBİTAK gibi kuruluşlar, hatta Sanayi Bakanlığı'nın bazı fonları, yine yeni kurulan fonlar fonu şeklinde lanse edilen ve çok fazla başarılı olmasa da 3 tane kurulan yeni fonlar var. Melek yatırım ağları var. Venture Capital şirketleri var, girişim sermaye fonları. Aslında fon kaynaklarına baktığınız zaman dünyadaki gibi çok fazla çeşitlilik mevcut. Fakat uygulamalarına baktığınız zaman maalesef aynı çeşitliliği göremiyoruz, aynı destekleri göremiyoruz. Özellikle devletin kanallarından verilen desteklerde, bu arada yatırım ajansları da veriyor, onu unuttum söylemeyi. Yatırım ajanslarının da var bölgesel kalkınmaya destekleri. Evet. Uygulamalarda maalesef neticenin alınamadığı, bir de ölçülemediği bir durumla karşı karşıyayız. Anladım. Peki, şimdi şöyle bir şey vardı eskiden. İnsanlar girişim yapacakları zaman kendi girişimlerini para bulmak, fonlamaya çalışıyorlardı. Sonra bu biraz daha böyle hani bu işe özel meleklerin bir araya girip yaptığı bir şeyler oldu. Ama şu anda sokaktan geçen insan bile bir istediği zaman girişim fonlayabilir hale geldik değil mi? Bunu söylemek yanlış değil herhalde. Çok güzel ifade ettiniz. Dediğiniz gibi aslında 2017 yılında çıkan sermaye piyasasının kurulu, sermaye piyasası kanunu eklenen birkaç maddeyle 2019 yılında yayınlanan tebliğiyle bu söylediğiniz gerçekleşti. İsterseniz biraz bilgi vereyim o konuda. Lütfen, tabii ki, tabii ki. Türkiye'de girişimlerin finanse edilmesine yönelik olarak özellikle erken aşama girişimlerin, startuplar dediğimiz girişimlerin finanse edilmesiyle ilgili paya dayalı kitle fonlama tebliği yayınlandı. Bu tebliğ sayesinde girişimler istedikleri paylarını, istedikleri miktardaki paylarını ihtiyaç duydukları fon karşılığında yatırımcılara sunuyorlar. Bunları küçük halka arzlar olarak değerlendirebilirsiniz. Yatırımcılar da hiçbir uzun prosedüre girmeden çok kolay, hızlı bir şekilde cep telefonlarından tuşlayarak istedikleri girişimlere yatırım yapabiliyorlar. Tabii bunun uygulaması henüz başlamadı. Biz 14 Ağustos 2020'de Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzu yapmıştık. Lisans almayı bekliyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri aldıktan sonra girişimleri yatırımcılarla online bir ortamda buluşturarak hızlı, kolay bir şekilde işlem yapmalarını sağlayacağız. Burada tabii yatırımcılığın tabana yayılması da söz konusu olacak. Çünkü 1 liraya bile yatırım yapabileceksiniz bu sistemle. Hem amacımız girişimcilik ekosistemini geliştirirken bir taraftan da yatırımcılara erken aşama girişimlerine doğru zamanda ulaşmalarını sağlamak olacak bu yeni yöntemle beraber. Herhalde doğru zaman anahtar kelime değil mi Hakan Bey? Yani bundan ben ilk Apple bilgisayarımı aldığımda Apple'a verdiğim parayı Apple hissesine vermiş olsaydım şu anda evim vardı.
Hani böyle baktığınızda. Şimdi o doğru zamanı küçücük paralarla bile yakalasalar insanlar çok ciddi kâr edebilirler herhalde bundan, değil mi? Çok doğru. Zaten zamanlamanın altını çizmenize de çok memnun oldum. Gerçekten eğer bir yatırımcı doğru zamanda bir girişime yatırım yaparsa tabii ki bir riske giriyor. Ancak bu riskin karşılığında kazançları da çok yüksek oluyor. İşte son günlerde duyuyoruz Getir'in başarılarını. Getir gibi, Peak Games gibi, başka Gram Games gibi veya gitti gidiyor sahibinden Türkiye'de unicornlara doğru giden bir sürü girişimimiz var. Bunlara doğru zamanda yatırım yapmış olsaydık melek yatırımcılar olarak, halk olarak şu anda çok daha çok yüksek kazançlar elde etme şansımız vardı. Zaten biz de özellikle girişimcilerle yatırımcıları doğru zamanda, doğru şekilde ve güvenli bir ortamda buluşturmak. Bu da çok önemli tabii ki. Bunun için de sisteme dahil olan merkezi kayıt kuruluşu var. Hisseleri kaydileştiriyor. Emanet yetkilisi dediğimiz bankalar var ki biz Takas Bank'ta çalışıyoruz. Takas Bank'ta da sizin yatırımlarınız koruma altında, güven altında. Ta ki girişimleri aktarılana kadar. Dolayısıyla oldukça güvenli, doğru bir tebliğ yayınladı SPK, sağ olsunlar. Türkiye'de dünyada aslında bu işi regüle eden 8. ülke. Dolayısıyla o konuda iyiyiz. Yani gelişmeler oldukça güzel şeylerin oluşacağını gösteriyor. Fakat diğer taraftan girişimci ekosisteminde finanse erişimle ilgili sorunlar hala devam ediyor. Melek yatırımcılıkla ilgili sorunlar devam ediyor. Girişim sermaye fonlarının durumu çok vahim. Dolayısıyla o sorunlarımız da daha da belki de büyüyerek maalesef devam ediyor. Vallahi inşallah bunun üstesinden geliriz. Ama benim en çok üzüldüğüm konuların başında sanırım sizde de bu örneklerden çok vardır. Bu tip yapıların aslında ülkeye çok büyük değer katmasını planladığımız bu tür yapıların biraz da belki amacının dışında kullanılması geliyor. Yanılmıyorum değil mi efendim? Aslında haklısınız. Şöyle birkaç bir rakam verirsem aslında yapılan çalışmaların neticeye ulaşmadığını da görürüz. 2018 yılında toplam melek yatırımcı sayısı 475 kayıtlı, lisanslı. Evet. Şimdi 480 milyonluk ülkede 475 tane melek yatırımcı var 2018 yılında. Şimdi diyeceksiniz ki 2020'deyiz, 2021 yılındayız. Peki bu iki senede ne olmuş? Kaç kişi artmış biliyor musunuz Serhat Bey? Sadece 75 kişi. Yani 2018'den 2020'ye gelirken sadece 75 kişi melek yatırımcı olmuş. Melek yatırımcı olmak çok kolay aslında. Melek yatırım ağlarıyla beraber çok hızlı bir şekilde olabiliyorsunuz. Ki Türkiye'de 1 milyon liranın üzerinde mevduata sahip yüz binlerce insan var. Yatırım yapmak isteyenler var. Ve bu lisansların alınan lisanstan %80'i Marmara bölgesinde, %76'sı da İstanbul'da. Bu da şu anlama geliyor. Biz Anadolu'ya da yayamamışız bu konuyu. Anladım. Yani Anadolu'dan benim bildiğim bir tane Erban Melek Yatırım Ağı var. Erciyes Melek Yatırım Ağı. Onlar oldukça aktif. Bir de Türkiye'de Melek Yatırım Ağı dediğimiz zaman topu 10 tane hazineden akredite var. Bu da aslında ekosistemin içerisinde en büyük rolü üstlenmesi gereken melek yatırım ağlarının ne kadar küçük bir rol üstlendiğini de görüyoruz. Yatırım tutarlarına baktığımız zaman bir o kadar da küçük. Yani melek yatırım ağlarının, ki bunun teknik adı bireysel katılım yatırımcısı, 2013 yılında çıkıyor yasası. 2013 yılından sonra aslında ciddi şekilde vergi avantajları da var. Melek yatırımcı olarak bir girişime yatırım yaptığınız zaman bir sürü vergi avantajınız var. Ona rağmen yükselemiyor. Demek ki burada bir sorun var. Bu sorunu çözmek istiyoruz biz de. O yüzden kendi melek yatırım ağımızı kuruyoruz. Yakın zamanda aktive olacak. Şu anda 8 tane melek yatırımcı olarak yer aldık. Hemen bu Şubat ayında da ilk 5 yatırımımızı gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla orada melek yatırım ağlarında ciddi bir sorun var. Ama bu sorun aynı şekilde girişim sermaye fonlarında da var. Ya peki bir şey sormak istiyorum Hakan Bey. Şimdi baktığımızda hani faizler aşağı doğru çekilmeye çalışılıyor. Başarılı olmuyor, olunamıyor falan. Ama yani hani parayı bankaya yatırıp da para kazanmaya çalışmak artık çok eskilerde kaldı. Ya gerçekten geçtiğimiz yüzyılın konusu oldu artık.
Şimdi hal böyleyken bir de hani mesela ortada işte ne bileyim sizin de demin çok güzel belirttiğiniz gibi Getir, işte ne bileyim Gitti Gidiyor, Peak Games falan gibi örnekler varken ben insanların buraya yönelmemesini çok enteresan buluyorum. Çok değişik buluyorum. Yani gerçekten hani bir koyup 5 almak, bir koyup 10 almak gayet mümkün burada. Bir de şöyle bir polemik var hani bizim ülkemizde. Faizli kazanç, faizsiz kazanç gibi bir polemik var. Yani bunların hepsinin altını doldururken bu piyasanın bu kadar boş kalmasını anlamakta çok zorluk çekiyorum efendim. Çok çok haklısınız. İsterseniz bu söylediğinizde birkaç ekleme yapayım ben. Lütfen, Türkiye'de aslında reel faiz var. Dünyada birçok biliyorsunuz çoğu ülkede reel faiz şu anda yok. Türkiye'de enflasyonun üstünde ciddi bir faiz var. Şimdi hatta eksi faiz var bazı ülkelerde. Evet. Bu faizin reel olması aslında veya yüksek reel faiz olması girişimcilik ekosisteminin önünde bir engel. Yani biz faizleri düşürerek aslında ülkede tabii ki birçok noktada çok önemli işler yapılmış olacak. Ancak girişimci ekosistemin önünde biz de dediğiniz gibi faiz hassasiyeti olan bir kesim var ki bu oldukça büyük bir kesim. Onlar da ya döviz hesaplarına paralarını yatırıyorlar ki şu anda Türkiye'deki dolarizasyon en büyük sorunlardan biri ya da emtialara yatırım yapıyorlar. Aslında son dönemlerde hepimiz biliyoruz hem dövizde hem de emtiada ciddi şekilde kayıplar söz konusu oldu. Ama çözülmüyor. Şimdi eğer siz bir ülke olarak reel faizinizi çok düşük tutarsanız veya vermezseniz, eksi faizli olursanız, döviz hesapları yerine kendi paranıza yatırım yaparsanız, risk iştahınız da yüksekse girişimci ekosistemi çok hızlı hem de öyle 5 yıl 10 yıl değil birkaç yıl içerisinde çok büyük gelişme gösterebilir. Dolayısıyla ülkenin ekonominin durumu neyse aslında bizim girişimcilik ekosistemine finanse erişimle ilgili sorunların da durumu o. Vallahi inşallah bu konu hızlıca çözülür. Devlet tarafında dediğim gibi atılmış adımlar var ama devletin biraz daha sanırım takipçi olması gerekiyor bazı konularda. O takipçiliği devlet yapar bir an önce hem yatırımcı kazanır hem girişimci kazanır hem de ülkede istihdam falan doğar. Yani biz bunları da tabii hiç konuşmuyoruz ama esas konuşulması gereken şeyler bunlar bence. Yani bu girişimler ortaya çıkınca bir girişim bir istihdam yaratacak. Bir gelir yaratacak ülkeye yani. Kesinlikle. %1 bir eğer geliştirdiysek girişimci ekosistemini bunun milyarlarca liralık katkısı oluyor ülke ekonomisine. Burada yani. Girişim sermaye fonlarına da değinmek lazım Serap Bey. Çünkü girişim sermaye fonları eskiden adı biliyorsunuz risk sermaye fonlarıydı. Evet, o risk kelimesi yerine artık girişim kullanıyoruz. Türkiye'deki kurulmuş aslında 500 milyon dolar üzerinde bir şey var, potansiyel var. Bu potansiyelin çok azı kullanılıyor. Çünkü girişim sermaye fonları girişimlere yatırım yapmak yerine kendi portföylerine daha böyle garanti getirisi olan yatırımlara yöneliyorlar. Yani risk sermayesi gibi çalışmıyorlar. Startuplara, yeni kurulan girişimlere yatırım yapıp onları geliştirmeye çalışmıyorlar. Belki de ulaşamadıklarından, belki de girişimler kendini doğru izah edemediklerinden olabiliyor. Bilmiyorum orayı. Ama esası Türkiye'deki kurulmuş girişim sermaye fonlarının gerçekten girişim sermaye fonu gibi çalışması lazım. Gidip gayrimenkule altına dövize yatırım yapmaması gerekiyor. Evet. Burada da aslında bir sorun var. Buranın da bir kontrol edilmesinde fayda görüyoruz biz. Bunun için de gerçekten bir risk sermayesi olarak, bir girişim sermayesi olarak çalışacak bir girişim sermaye fonu kuruyoruz şu anda. Bir portföy yönetim şirketiyle görüştük, anlaştık. Yarı yarıya Türkiye'de sadece girişimlere gerçekten yatırım yapacak bir fon kuruyoruz. Bu fonu da geliştirebilmek için Serhat Bey yaptığımız tüm girişim yatırımlarını paylarını yatırımcıların alabilmesi için borsada halka arz edeceğiz. Bunu niye yapacağız? Harika. Tek bir girişime yatırım yapmak riskli. Ancak o girişim sermaye fonundan pay aldığınız zaman belki de yüzlerce girişim aynı anda yatırım yapmış oluyorsunuz. Tabii. Böylece karınızı arttırıyorsunuz, kazanç ihtimallerini arttırıyorsunuz. Bir nevi sepet yapıyorsunuz siz de. Valla Hakan Bey çok teşekkür ediyorum gerçekten de bu verdiğiniz değerli bilgiler için. Ama bu burada kalmasın. Sizin de böyle aldığınız, yaptığınız her girişimde, her yukarı çektiğiniz girişimde, her aldığınız yeni yatırımcıda mutlaka sizinle konuşmak isterim efendim. İnşallah yakında aslında YouTube'dan canlı bir programa başlayacağız.
bize gelen girişimlerin, kampanyaların paylarını canlı yayında insanlara sunacağız. Bu da enteresan harika olacak Türkiye için. Harika. Biz doğrudan canlı yayında izleyip karar verip online olarak yatırım yapabileceksiniz. Bizim yatırım yapmak için işini biraz kolaylaştırmamız gerekiyor. Evet, en yakın takipçinizde ben olacağım. Mutlaka yakından izleyeceğim. Çok teşekkür ederim Hakan Bey katılımınız için. Ben teşekkür ederim bilginiz için. İyi yayınlar. Saygılar sunarım efendim. Fonbulucu.com kurucusu Hakan Yıldız'la görüştük.